Burcu'nun astroloji defterinden herkese merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri. Bu hafta 28 Ekim ve 3 Kasım arasındaki gökyüzü görünümlerini konuşuyoruz. Ama bu hafta en önemli olaylarımız 1 Kasım'da yaşayacağımız Akrep Burcu'ndaki yeni ay. Şimdi bu detaylara geçmeden önce şu kısa hatırlatmayı yapmak istiyorum sizlere. Ee, hep söylüyorum ve söylemeyi de biliyorsunuz devam edeceğim. Haritamız parmak izimiz kadar bize özel. Biz burada sadece anlattığımız konular, e, genel gündem maddeleri, burçların e, genel anlamda hareketlenebilecek alanları ya da konularını söylüyoruz. Çünkü astroloji dediğim gibi parmak izi kadar haritamız bize özel görüyoruz. E, Burç yorumları yaptığımız burç etkileşimleri sadece bizim genel gündem maddelerimizi belirlememiz için bize küçük ipuçları ya da haftayı planlarken değerlendirebileceğimiz küçük detayları anlatıyor diyorum ve devam ediyorum. Şimdi 28 Ekim 3 Kasım arasındaki gökyüzünü konuşuyoruz. Evet ve 1 Kasım'da bir yeni ayımız gerçekleşiyor dedik. Biliyorsunuz yeni aylar... Gerçekleşmeden önce ay bir kapanma evresine giriyor. Kapanma evresinde ve yeni ay anında da ay aslında gözükmüyor. Hilal fazına geçtiği zaman biz gökyüzünde ayı görebiliyoruz. Ee, yeni aydan önce bir işe başlamak ya da yeni ay anında bir işe yap başlamak ya da bir iş yapmak yerine elimizde olan işleri toparlama, birazcık daha tamamlama enerjisi olarak hissedip bu anlamda da değerlendirebiliriz. Dediğim gibi yeni aydan birkaç gün önce ve bir iki gün sonra yeni bir şeye başlamak yerine elimizdekileri değerlendirmek çok daha iyi olabilir bizler için. Yeni aydan bir iki gün sonra ya da yeni ayda aklımıza gelen fikirlerin adımlarını yeni aydan bir iki gün sonra atmak bu konularla ilgili birazcık daha belirgin olmayı, birazcık daha görünür olmayı destekleyebilir. O yüzden ay fazlarını da hayatımızda bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi son derecelerde bir görünüm var, krizli dereceler. Plüton 29 derecede, Mars 29 derecede, Neptün son derecelerde. O yüzden zaten bir tamamlanma enerjisi var gökyüzünde. Bu dediğim şekilde de yine aydan birkaç gün önceki süreç elimizdekileri toparlama, tamamlama olarak değerlendirebiliriz sevgili izleyenler. 19 Kasım'a kadar Plüton ulaştı son derecelerde devam edecek O yüzden bize ufak ufak bazı bitişleri de hissettirebilir 19 Kasım'dan sonra zaten Plüto kova zamanı başlıyor diyoruz Bunu da e, ilerleyen programlarda tekrar konuşacağız. Bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de e, akrep burcunda yaşayacağımız yeni ay dedik Kasım ayına girer girmez. Yeni ayla başlıyoruz. Şimdi bu yeni ay anında Mars Plüton karşıtlığı devam ediyor. Biliyorsunuz birkaç e, yayındır da söylüyorum. Bu Plüton ve Mars'ın bu şekilde olması açıkçası bizim birazcık hoşumuza gitmeyen bir görünüm diye anlatmıştım daha önceki yayınlarda da. Akrep burcunda gerçekleşecek bir yeni ay. Akrep su grubu yükseleni, an haritasının yükseleninde de bir balık yükseliyor. Bu bize birazcık sularla ilgili haberleri e, gündemlerde tetikleyebilir. Bunu anlatıyor aslında. Denizlerle ilgili, göllerle ilgili bu alanlarla ilgili haberleri tetikleyebilir nitelikte bir yeni ay yaşıyoruz. E, ama akrep burcunda gerçekleşiyor ve akrep burcunun yöneticisi de Mars'ta. Mars'ın karşısında bir Plüton var. Ee, i̇kisi de krizi derecelerde, 29 derecede birbirlerine tam karşıtlık yapmış oluyor. İkisi de zorlayıcı gezegenler. Biraz zordur e, enerjileri. Mars biliyorsunuz birazcık askeri anlamdaki konuları anlatır. Biraz böyle hareketlidir Mars. Aksiyon içeren bir gezegen. E, böyle olunca da tam karşısında bir Plüton. E, Plüton değişim, dönüşümü anlatır diye söylüyoruz. Ama bir o kadar da, ee, Zümrü de Anka gibidir. Küllerinden yeniden doğmayı da anlatır. Evet belki ilk etapta birazcık e, gergin ya da zorlu enerjiler hissedebiliriz ama şu hep böyle aklımızın ya da kulağımızın arkasında olsun küllerinden yeniden doğma enerjisi de hissedebiliriz. İki gergin enerji diyoruz. Evet ama... E, Biraz konumları gereğince belki bizi birazcık düşündürüyor da olabilir bu süreç. Ama dediğim gibi zorlu dereceleri atlattıktan sonra biraz daha böyle akışta bir enerji hissedebiliriz. Mars, a, e, aksiyon dedik, hareket dedik, heyecan dedik. Bir o kadar da aslında e, eski kadim ilimlerde, mitolojide savaşla ilgilendirilmiş bir gezegen. Askeri konuları anlatmış, e, ateşi anlatmış, ateşli e, silahları anlatmış. Tam karşısındaki Plüton da Oğlak burcunda devam ediyor. Oğlak da devletlerle ilgilidir, e, siyasi anlamda ya da otoriter anlamdaki gücü de anlatır. Plüton'un bu konumu bize. Ee, burada aslında biraz anlatmaya çalıştığım konu şu. Plüton oğlakta, Mars'ta, Yengeç'te. E, Yengeç burcu zaten aile, yuva, kökler, vatan anlamına geliyor. Güven duygusundan bahsediyor bize. Yengeç burcundaki Mars aslında güvenliği sağlamak için devlet kararıyla alınacak önlemler halkın sağlığı olabilir, halkın güveni olabilir, vatanın bütünlüğü olabilir. Bu konulardaki e, güveni sağlamak için. Halk için alınacak kararları da anlatabilir bu görünüm bizlere. Bu anlamda haberleri de duyabiliriz bu zaman diliminde. Ve an haritasında da zaten Merkür Akrep Burcu'nda devam ediyor. Mars Yengeç Burcu'nda, Neptün Balık Burcu'nda aralarında büyük bir su üçgeni oluşacak. Burada dikkat etmemiz gereken ve gökyüzünün bize aslında fısıldamak istediği konu şu birazcık da. Evet, biraz krizli, biraz zorlu, biraz yorgun hissedebiliriz bu dönem kendimizi. Belki zaman zaman bir şeylere güvenme ihtiyacı ya da sığınacağımız bir liman arayışında hissedebiliriz kendimize. Ama buradaki işte Oluşan güzel açı bize şunu fısıldıyor. Belki birazcık daha bilginin derinine inmek isteyebilirsin. Ya da e, şifalanmak, şifa konularına odaklandığın zaman şifalanmayı da tercih edebilirsin. Çünkü gökyüzünde aslında bilgiyle birleşmiş bir şifa enerjisi de var. E, belki bizi dediğim gibi zorlayıcı açılar var gökyüzünde zorlayacak bir yeni ay olabilir ama Neptün'ün bu desteğiyle çünkü Neptün aynı zamanda şifayı anlatır, şifalanmayı e, anlatır. Şifa çalışmaları yapabileceğimiz e, bir zaman dilimini de anlatıyor bize. Her zaman söylediğim gibi dua, ibadet. İnançlarınız doğrultusundaki çalışmaları yapabilirsiniz. Meditasyon ya da yoga gibi hem zihninizi dinlendirdiğiniz hem de ruhunuzu dinlendirdiğiniz çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü e, güzel enerjilerle harmanlanan e, çalışmalar bu dönem gerçekten her birimize iyi gelecektir ve yaşadığımız e, gündemler gereği güzel haberlere, güzel güzele, iyiye, iyi niyetlere, iyi enerjilere gerçekten ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden dua, iyi bir dilek dediğim gibi bu anlamda da belki de fiziki birliktelik kadar dua anlamında da iyi enerjiler, iyi düşünceler anlamında da bir birlikteliğe ihtiyacımız olan süreçten geçiyoruz. O yüzden gökyüzünün kalitesini bu anlamda da değerlendirebiliriz. Mars Plüton karşıtlığı aynı zamanda e, Plüton Oğlak burcunda ilerliyor diyoruz. Sistemler, sistemlerin kurucularından da bahseder. E, Mars'ın buna birazcık karşıdan bakmasıyla birlikte de belki bazı bu alanlara karşı çıkmalar olabilir. Örneğin bu finansal anlamdaki sistemlerle ilgili ya da güncel konularla ilgili tepkiler de söz konusu olabilir. Merkür ile Uranüs'ün de an haritasında bir karşıtlığı olacak. Uranüs birazcık ani ve fevri gelişen olayları da anlatır. Merkür zihindir, fikirlerdir. Bunların da birbiriyle karşıdan birbirine bakması, e, işin içinde Mars ve Plüton da girdiği zaman birazcık sistemlere karşı farklı tavır almayı ya da farklı tavır alan grupları ya da bu gruplarla ilgili de haberleri tetikleyebilir nitelikte. Merkür-Uranüs karşıtlığı var dedik, dünya astrolojisinde Merkür halkın düşüncelerini anlatır. E, Uranüs işçilerle ilgili, işçi kuruluşlarıyla ilgili konuları da anlatır. E, Merkür zaten Akrep Burcu'nda ilerliyor diyoruz. Bu da finansal bir gösterge aslında. E, böyle olunca belki de işçi kuruluşları, işçiler ee, birazcık daha bu konuların e, finansal konularla ilgili gündemleri tetikleyebilir biliyorsunuz ufak ufak bir askeri ücretle ilgili e, konuşmalar başladı bunları da tetikleyen bir görünüm işçilerin ve finansal kuruluşların e, gündemlerini de tetikleyebilecek bir görünüm olduğunu anlatabilir bu bize ve bu anlamdaki imzaları da anlatabilir. Bunları da haberlerini duyabiliriz ve yine Merkür Uranüs açısı yenilikçi fikirleri de bize anlatabilir. Yeni fikirler, yeni oluşumlar ve hatta yeni bir siyasi parti oluşumu bile ya da yeni bir koalisyon bile duyabiliriz bu dönem haberlerde. Ve Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ay dedik. An haritasının 8. evinde yani finansal bir ev dediğimiz evde gerçekleşecek. Bununla birlikte de işte finansal gündemler, ekonomik gündemler bir tık daha önem kazanabilir. Vergi, kredi, belki bunlarla ilgili cezalar ya da bunlarla ilgili gündemler, gelişmeler olabileceği gibi sigortalarla ilgili de gündemleri biraz tetikleyebilir bu görünüm. Aynı zamanda 8. ev dünya astrolojisinde ülkenin dış borçlarıyla ilgili ya da yabancı yatırım ortaklığıyla ilgili ya da yabancı ortaklığı olan finansal kuruluşlarla ilgili de konuları anlatır. Bu konularla ilgili de yeni gündemler, yeni kararlar söz konusu olabilir. Birazcık bu anlamda da tetiklenebilir haberler. Ee, ve yine an haritasında bol bol karşıtlıkların yaşandığı, gezegenlerin birbirine sürekli karşıdan baktığı bir an haritası var aslında elimizde. Burada Jüpiter ve Venüs de birbirine karşıdan bakıyor. Venüs Yay Burcu'nda, Jüpiter İkizler Burcu'nda burada aslında hem yay hem Jüpiter fikirlerle ilgili, e, bilgiyle ilgili bilgisel anlamdaki bazı karşılıkları e, anlatabilir bizlere. Belki bu dönem doğru bildiğimiz şeylerin yanlış ya da yanlış olarak e, bildiğimiz şeylerin doğruluğunu öğrendiğimiz bir dönemde olabilir. Yine uluslararası arenadaki e, finansal gündemleri tetikleyen bir görünüm, e, uluslararası ticaretle ilgili yeni kararlar, yeni gündemler söz konusu olabilir ya da dijital anlam daki para piyasalarıyla ilgili yine haberleri tetikleyebilir ya da dijital paraya geçiş haberlerini global anlamda duyabiliriz ya da şu an zaten bir yeni bir para birimi konusu var gündemimizde bununla ilgili de gelişmeleri biraz tetikleyebilir bir yeni ay yaşıyoruz ulusal anlam ulusal anlamdaki uluslararası anlamdaki ticari ortaklıklar ya da Uluslararası medya konuları, basın konuları e, bu konularla ilgili de haberleri birazcık tetikleyebilir. Biraz bu alanlarda hareketlenebilir bu yeni aile birlikte. Eğitimle ilgili özellikle akademik anlamdaki eğitimlerle ilgili konularda biraz hareketlenmeler yaşayabiliriz. Akademik anlamdaki eğitim kuruluşlarında olan gençlerle ilgili haberler e, ya da orada bulunan çalışan kişilerle ilgili bazı haberler söz konusu olabilir ya da bu alanlarla ilgili yeni kararlar farklı kararlar ya da farklı bir duruş sergilenebilecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Yine uluslararası anlamda ya da uluslararası bir şekilde bağlantılı olan lüks tüketim, dijital tüketim ürünleriyle ilgili yeni kanunlar, yeni kararlar, belki onların sigortalarıyla ilgili ya da sigortalanma stilleriyle ilgili yeni ödemeler söz konusu olabilir. Belki yurt dışından aldığınız bir ürün ürünün ülkeye gelirkenki sürecinin uzaması ya da o süreçteki vergiler, ya da onu ülkemizde kullanmak için gerekli başvurular, bunlarla ilgili birazcık birbirini tetikleyen mekanizmaları ve bu mekanizmalarla ilgili de gelişmeleri tetikleyen bir görünüm söz konusu olabilir. Ve yeni ay haritasını Türkiye haritasına göre incelediğimizde de tam Türkiye'nin 1 ve 7. aksında gerçekleşecek bir plüton karşıtlığı var. Bu birazcık komşularımızla ilgili hoş olmayan ya da diğer ülkelerle ilgili bazı gerginliklerle ilgili durumları bize birazcık işaret edebilir. Yeni ay ülkenin 5. evinde gerçekleşecek. 5. ev çocuklarla ilgilidir. Bu dönem biliyorsunuz çocuklarla ilgili çok fazla haber duyduk. Bebekler, çocuklar çok fazla üzüldük. Her birimizin böyle ruhunda aslında derin yaralar bıraktı bu haberler. Umarım bununla ilgili haberleri tetikleyen bir görünüm olmaz. Bu haberlerin artık inşallah sonu gelir. Ee, onun yerine çocuklarla ilgili daha çok umutlandığımız, onların potansiyellerine daha çok destek olduğumuzla ilgili gündemleri duyarız diye dua, dua ediyorum açıkçası. Ve beşinci ev aynı zamanda sanat ve sanatçılarla ilgilidir, ünlülerle ilgilidir. Onlarla ilgili bazı e, tatsız haberler duyabiliriz. Gene eğlence, eğlence mekanları, sahneler, ünlülerin sahne aldığı yerlerle ilgili haberler tetiklenebilir. Bu anlamda biraz bir e, haberlerin ve yoğun gündemlerin olduğu bir yeni ay yaşayabiliriz. Bu yeni ayda ülkemizin Jüpiter'ini tetikleyen bir Uranüs var aslında. Uzun zamandır Uranüs burada e, Jüpiter'i tetikliyor bizim ülke haritamızda. Biraz böyle karşıdan bakıyor. Bu da aslında ülkenin zenginlikleri, e, dış ticaret, bununla ilgili uluslararası arenadaki yeni kararlar, e, bu konuları tetikleyebilir. Yeni koalisyonlar, yeni ortaklıklar, belki yeni finansal anlaşmalar ya da yeni bir dijital para konularında destek alma ya da destek gösterme gibi haberleri de tetikleyebilir. Ve finansal hareketliliği tetikleyebilir dedik. Borsa, yatırım alanları, dijital paralarla ilgili çok fazla gündem duyabiliriz. Çok fazla haberler duyabiliriz. Birazcık bu alanları da tetikleyen bir gökyüzü var. Ve dediğim gibi birazcık bir şeylerin çünkü yükselen an haritasının yükseleni balık burcu. Balık burcu da değişken niteliğe sahip bir burç. Aslında bir şeylerin yavaş yavaş değiştiğini, bu değişim adımlarının atılmaya başladığını fısıldayan bir gökyüzü var. Sadece global anlamda ya da kendi ülkemiz açısından bahsetmiyorum bunu. Kişisel anlamda da birçok alanda hayatımızda bir şeylerin değiştiğini hissedebiliriz ya da değişmeye başladığının küçük küçük böyle adımlarını hissettirebilir bir yeni ay yaşayacağız. Müzik